Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel, çok değişik bir şal modeliyle karşınızdayım arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim size. Böyle yapraklı, şöyle sallanan bir model. Çok değişik, çok güzel bir model. Bu modelimde arkadaşlar ben Alize marka ip kullandım. Şöyle ebruli desenli. Bu desenlerin istediğiniz renkleri mevcut arkadaşlar. Yani renk seçenekleri çok fazla, çok güzel. İstediğiniz gibi bütün tuhafiyelerde, yani hemen hemen bütün tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Şöyle. Şimdi tığımı da göstermek istiyorum size. Ben bu ipimde 4 numara tığ kullandım arkadaşlar. Ve hemen başlamak istiyorum. Öncelikle hemen ipimizi tığımıza sabitleyeceğiz. Bu model yani size zor gözüküyor olabilir. Yeni başlayan arkadaşlarım için söylüyorum. Ama gayet kolay bir model. Şimdi arkadaşlar ipimizi tığımıza sabitledikten sonra sabitleyelim. Zincir çekiyoruz arkadaşlar. 13 tane. 2 3, 4, şöyle netleştireceğim kameramı. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane zincirimi çektim. Şimdi arkadaşlar birinci zincirimin içerisinden tığımı batırıyorum. Ve yuvarlağımı oluşturuyorum şu şekilde. Tekrar zincir çekiyorum arkadaşlar. Bu sefer 11 adet zincir çekiyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane zincirimi çektikten sonra hemen ilk zincirime şöyle tığımı batırıyorum ve kapatıyorum. Sonra bir kere doluyorum arkadaşlar. Bir sonraki zincirime tığımı batırıyorum. İpimi aldım. Ve bu 3 tane ipimi tek seferde çıkıyorum. Tekrar bir kere doladım arkadaşlar. Bir sonraki zincirimden battım. 2, 2 çıktım. Bir kere doladım. Bir sonraki zincirimden tekrar. Çok pardon. Tekrar battım. 2 2 çıktım. 2 defa aynı işlemi yaptım. Şimdi tekrar bir kere doluyorum. Bir sonraki zincirimden ipimi aldım. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2. 3 seferde çıktım arkadaşlar. Bir kere doladım. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2. Yine üst seferde çıktım. Gördüğünüz gibi 2 tane aynı yaptım. Sonra bir iki tane daha aynı yaptım arkadaşlar. Şimdi 2 kez doluyoruz ipimize. Bir sonraki zincirimizden şöyle, çok pardon, İpimi aldım. 2 2 2 şeklinde 3 seferde çıkıyorum. İki kez daha doluyorum. Bir sonraki zincirime batıyorum. Yine aynı işlemi yapıyorum. 2 2 2 şeklinde çıktım. Şimdi arkadaşlar tekrar iki kez doluyorum. Bir sonraki zincirime batıyorum. Bu sefer önce bir kez, sonra 2. Pardon arkadaşlar. Tekrar yapacağım. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2, sonra 2 şeklinde 4 seferde çıkıyoruz arkadaşlar. Son kez aynı işlemi tekrar yapıyorum. Şu en dipteki zincirime de batıyorum. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2, sonra 2 şeklinde
4 seferde çıktım. Şimdi arkadaşlar yaprağımız böyle oluşmuş oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Buradaki yuvarlağımızı yaprağımızın arkasına getireceğiz. O yüzden şöyle ortasında tığımı batırıyorum. İpimi alıyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Yuvarlağımız tam olarak yaprağımızın arka kısmına geldi. Şöyle göstermek istiyorum arka kısmını. Böyle arkadaşlar. Şimdi bu ilk sıramızdı. Şimdi ikinci sıramıza geçtik. İkinci sıramızda da burada 10 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincirimi çektikten sonra 2 kez ipimi doluyorum. Ve bu yaprağımın başına, şu baş kısmına tığımı batırarak 2, 2, 2 şeklinde trabzan yapıyorum. Şöyle bir kare oluştu. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar 2 kez doluyorum. Bu sefer yaprağımın diğer kısmını arkadaşlar trabzan yapıyorum. 2, 2, 2. Bir kare daha oluşturduk gördüğünüz gibi. 3 zincir daha çekiyorum. 2 kez doladım. Yine aynı noktaya batıyorum. Bu sefer önce 1 kez, sonra 2, sonra 1, sonra 2, sonra 2 şeklinde burada da bir kare oluşturuyoruz. Şöyle. 3 tane oluşturduk. Şimdi altta 1 tane, üstünde 3 tane olacak. Burada 2 tane yaprak olacak arkadaşlar. 1, 3, 5, 7, 9 olarak tek sayı halinde devam edecek arkadaşlar. Şimdi yapacağımız işlem bu karemizin üzerine bir tane yaprak yapmak. Yaprak yapmak için hemen zincirlerimizi çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Yaprak için 11 adet zincir çekiyoruz. Şöyle. Ve tekrar gösteriyorum arkadaşlar yakından. Şimdi ilk zincirime tığımı batırıyorum. İpimi aldım. Hiçbir şey yapmıyorum. Kapattım. Sonra bir kere doladım. İkinci zincirime tığımı batırıyorum. İpimi alıyorum. Ve bu üçünden tek seferde çıkıyorum. Sonra tekrar bir kere doluyorum. Batıyorum. 2, 2 çıkıyorum. Bir kere doluyorum. Battım. 2, 2 çıktım. Bir kere doluyorum. Battım. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2 çıktım. Bir kere doluyorum. Batıyorum. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2 çıkıyorum. Şimdi 2 kez doluyorum arkadaşlar. Battım. 2, 2, 2 çıkıyorum. 2 kez doladım. Battım arkadaşlar. 2, 2, 2 şeklinde çıktım. 2 kez daha doladım. Bir sonraki zincirime battım. Önce 1 kez, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 4 seferde arkadaşlar. En sonuncu 4 seferde çıkıyoruz. 2 kez daha doluyoruz ve son kez battım. Önce 1 kez, sonra 2, sonra 2, sonra 2. 4 seferde çıktım. Şimdi arkadaşlar bu yaprağımız bu karemizin üzerine gelecekti. O yüzden hemen şöyle çeviriyoruz. Karemizin üzerine getiriyoruz. Şöyle net bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Yaprağımı çevirdim. Karemin üzerine getirdim. Ve karemin buradaki köşesine tığımı batırıyorum.
ve kapatıyorum. Şöyle arkadaşlar, yuvarlağın üzerine geldi. Şimdi bu yuvarlağın üzerine yaprak yapmayacağız. Yaprak yapmayacağımız için 3 tane zincir çekiyoruz. Tersini çevirip bu köşesinden kapatıyorum. Tekrar düzünü çeviriyorum. Yani arkadaşlar, burayı boş geçtim. Şimdi bir tane daha yaprak yapacağım. O yüzden 11 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tekrardan yakından göstereyim. İlk zincirime hiçbir şey yapmadan batıyorum. Kapattım. Bir kere doladım. Sonra battım. 3 tanesini tek seferde çıktım. Bir kere doladım. Bir sonraki zincirime battım. 2, 2 çıktım. Bir kere doladım. Bir sonraki zincirime battım. 2, 2 çıktım. Bir kere doladım. Bu sefer önce bir kez, sonra iki, sonra iki şeklinde çıktım. Bir kere doladım. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki şeklinde çıktım. İki defa doladım. İki, iki, iki çıktım. İki kez doladım. Yine aynı şekilde 2, 2, 2 çıktım. 2 kez doladım. Önce 1 kez, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 2 kez doladım. Son olarak battım. Önce 1 kez, sonra 2, sonra 2, sonra 2. 4 seferde çıktım arkadaşlar. Bu yaprağımızı da buradaki karemizin üzerine getireceğiz. Böyle getiriyoruz ve köşeden batarak kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, ikinci sıramızda oluşmuş oldu. Böyle gördüğünüz gibi. Şimdi üçüncü sıramızda da 3 tane yaprak yapacağız. O yüzden başlayalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincirimi çektikten sonra 2 kez doluyorum. Ve hemen buradaki köşemize batıyorum. 2, 2, 2 şeklinde çıkıyorum arkadaşlar. Bir tane yuvamı oluşturdum. Sonra 1, 2, 3. 3 tane zincir çekiyorum. 2 kez doluyorum. Hemen yaprağımın diğer tarafından, şöyle yaprağımızın üzerinden de batabilirsiniz. Alttaki trabzandan da batabilirsiniz. Hiç fark etmez. 2, 2, 2 şeklinde bir tane daha kare oluşturuyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim. 2 kez doladım. Bu tarafa geçiyorum. Yaprağımın bu tarafından, şöyle yaprağımızın üzerinden alalım. 2, 2, 2 olarak çıktım. Bir tane daha kare oluşturdum. 3 oldu. Burada 5 tane olacak arkadaşlar. 1, 2, 3. 2 kere doladım. Bu sefer yaprağımın diğer tarafından tığımı batırıyorum. Şöyle. 2, 2, 2. Burada da bir kare oluşturdum. Şimdi bir tane daha yapalım. 1, 2, 3. 2 defa doluyoruz. Aynı köşeden şöyle. Aynı köşeden battım. Biraz kalın oldu arkadaşlar burası. Önce bir kez, sonra iki, sonra bir, sonra iki, sonra iki. Buranın trabzanını bu şekilde uzatıyorum ki arkadaşlar, hani boşluk olsun diye.
Şimdi gördüğünüz gibi 5 tane karemizi, yuvarlağımızı yani yuvamızı yaptık. Şimdi buraya 3 tane yaprak yapacağız. Yaprağım için hemen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane zincirimi çekiyorum. Yaprağımızı yapalım arkadaşlar. Burada çok net bir şekilde göstermiştim. Videomu daha fazla uzatmıyorum. Evet arkadaşlar, yaprağımızı yaptım. Hemen ne yapıyoruz? Şimdi bu yaprağımız buradaki delimizin üzerine gelecek. O yüzden şöyle çeviriyoruz. Yani gördüğünüz gibi şöyle çevirdim. Hemen buradaki deliğimin üzerine getirdim. Ve arkadaşlar şu köşesinden şöyle köşesinden ipimi alıyorum. Yaprağımı buraya sabitledim. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada yaprağımızı yapmayacağız. O yüzden 3 tane zincirimi çekiyorum. Ters çeviriyorum. Buradaki köşeden batıyorum. Kapatıyorum. Tekrar düzünü çeviriyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki deliğimize geldik. Buradaki deliğimiz de yaprak olacak. O yüzden yine 11 tane zincirimi çekip bir tane yaprağımı yapacağım. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Burada da hemen bir tane yaprağımızı yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu yaprağımızı da oluşturduk. Bunu da hemen buradaki deliğimizin üzerine getireceğiz. Bir tane atlıyoruz öbürünün. Hemen şöyle üzerine getirip köşesinden sabitliyorum arkadaşlar yaprağımı. Şimdi buradakinde yaprak yapmayacağız. O yüzden hemen bir 3 tane zincir çekiyoruz. 2, 3. Tersini çevirip köşeden sabitliyorum. Bu şekilde. Tekrar düzünü çeviriyorum. 11 tane zincir çekip bir tane daha yaprak yapıyoruz arkadaşlar. Sonrasında da size bir üst sırasını göstereceğim. Hemen 11 tane zincir çekip bir yaprak daha yapalım. Evet, şimdi son yaprağımızı da buradan bir delik atlamıştık. Bu deliğin üzerine sabitliyoruz. Şöyle üzerine getiriyoruz. Ve arkadan köşesinden bu şekilde sabitledim. Yapraklarım kıvırım kıvırım oldu arkadaşlar. Çünkü bunda da öyle olmuştu. Ben ütüledim. Ütüleyince gayet de güzel oldu. Size de tavsiye ediyorum. Çünkü ipinden kaynaklanıyor mu bilmiyorum. Yani neden kaynaklandığını bilmiyorum ama yaptığımız modelle alakalı olabilir. Bu şekilde kıvrılmalar oldu. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3 tane yaprak oldu. Bu sıramızda 4 tane yaprak yapacağız. O yüzden de 7 tane delik yapmamız gerekiyor. Sıra bittikten sonra her zaman başını 10 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. 10 tane zincir çekerekten yapıyoruz. 2 kez doluyoruz ve bu yaprağımızın köşesinden ipimizi alıyoruz. Trabzan şeklinde çıkıyoruz. 2 2 2. Kenarda bir karemiz oldu. Hemen 3 tane zincir çekiyoruz. 2 kez doluyoruz. Ve bu sefer yaprağımızın diğer kısmından şöyle köşesinden şöyle yaprağından almak istiyorum. Evet. 2 2 2 şeklinde çıktık. Bir karemiz daha oluştu. 1 2 3 tane zincir çektim. 2 kez doladım. Hemen arkadaşlar bu yaprağımızın başından şöyle ipimizi aldık. 2 2 2 şeklinde kapattım. 3. karemi oluşturdum. 1 2 3 tane zincir çekip 2 kez doluyorum. Ve yaprağımın diğer kısmından, diğer köşesinden şöyle bu sefer 2 2 2 yapıp bir kare daha oluşturuyoruz.
Tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum. 2 kez doluyorum. Bu yaprağımın başından alıyorum şöyle ipimi. Yine 2 2 2 şeklinde çıkıyorum. Bir kare daha oldu. 2 3 zincir, 2 kez doladım. Yaprağımın diğer köşesinden en uç köşeden şöyle 2 2 2 yapıyorum. Bir kare daha oluştu. Bir tane de şimdi dışarıya doğru bir kare oluşturacağız. Onun için de yine 3 tane zincir çekip 2 kez dolayıp yine en son battığımız noktanın aynısına batıyoruz. Bu sefer trabzanımızı biraz uzun tutacağız. Önce bir kez, sonra iki, sonra bir, sonra iki, sonra iki şeklinde şöyle çıkıyorum arkadaşlar. Bir karem daha oluştu. Hemen buraya 11 tane zincir çekip bir yaprak yapacağız. O yaprağı buranın üzerine getireceğiz arkadaşlar. Videomu daha fazla uzatmak istemiyorum. O yüzden size şöyle anlatmak istiyorum. Şimdi 1, 2, 3 tane yaprak yaptık. Bu sırada 4 tane yaprağımız olacak. Yani yaprakların üzerine gelmeyecek şekilde. Burada bir tane olacak. Bunu atlayacağız. Hemen burada bir yaprak daha. Bunu atlayacağız. Bir yaprak atlayacağız ve bir yaprak daha. Bu şekilde modelimiz devam edecek arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Dediğim gibi ütülerseniz çok güzel olacak. Şöyle bir daha ütüle halini göstermek istiyorum size. Şu şekilde arkadaşlar. Modelimiz böyle ilerliyor. Gördüğünüz gibi mesela burada da aynı şekilde yapacağım. Yaprakların üzerine değil de yan taraflarına yaprak yapıyoruz. Şöyle. Şu şekilde. Gayet de güzel. Şöyle sallanan değişik bir şal modelimiz. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden çok çok kolay gelsin. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı yorum bölümünden benimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.